Şimdi biri geliyormuş diyormuş gibi oyunda birinci olsana 10.000 TL. Onlar herhalde o mavinin içinde kalmak için sürekli aracı biniyorlar. PUBG bilmiyorsun herhalde. Şu an telefondan oynuyoruz. Merhaba Web Tekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte telefonlarınıza, tabletlerinize klavye mouse bağlamaya yarayan GameSir X1 isimli ürünü inceliyoruz. Arkadaşlar ürün şöyle bir şey, birazdan detaylarına değineceğiz, nasıl bağlandığına bakacağız. Ancak lafı fazla dolandırmadan gelin bir oyun oynayalım. Çalışıyor mu, çalışıyorsa nasıl etkiler yaratıyor ona bakalım. Videoya ben de eklendim bu arada. Şimdi yaptığımız işlem şu: oyun konsoluna telefonumuzu taktık, Bluetooth senkronlarını yaptı. Telefona taktık bu arada. Telefona taktık. Telefondan da televizyona görüntü aktardık. Böylece arkadaşlar böyle çok sağlam bir oyuncu bilgisayarınız varmış gibi bir havaya giriverdik. Aynen ya, görüntü aktarmanın tabii GameSir'le bir alakası yok. Yok yok. Size bir tane kablo var, direkt HDMI'den bağlıyorsunuz. Arkadaşlar oyunda denk gelirseniz videoda kendinize merhaba. 61 kişi kalmış, daha kimseyi öldüremedik. Bu iş böyle olmaz. Abi bu adam geyik yapıyor ya, atla arabadan. Çık çık çık, bir sek tabanca gidelim. Hayır, adama güvendik, arabasına bindik, olduğu yerde durup duruyor. Bilse bizim klavye mouse'umuz var, üzülür. Şu bak adam çalıp da koşuyor. Nerede o vicdansız? Sürünüyor bak sağ tarafta. Ya ulan biz adamı yaralıyoruz, gidiyor bu öldürüyor. Ben vurayım mı lan bunu Çağdaş? Vurma vurma. Geçen bir oyunda vurduyduk, sonra tekrar canlandırdık. Ayıp sonra oldu. Bir sıkalım şunu. Kaldıralım yazık. Kaldır, kaldır kaldır kaldır. Gördün mü birader, öyle olur işte. Acıma Furkan'a, gelir vurur seni. Vur vur vur. Çekil önümden. Vallahi bak yine bu vurdu ya. Adam biz düşürüyoruz, bunlar vuruyor. Olmaz. Bu arada oyuna da aldık. Harbiden bilgisayar hissi verdi ha. Burada mobilden oynuyoruz abi. Telefondayız değil mi şu an? Aynen, şu an telefondan oynuyorum. Şimdi biri geliyormuş diyormuş gibi oyunda birinci olsana 10.000 TL. Of. YouTube'da değil mi? Patron giriyormuş bir anda içeriye. La oğlum içeri gir bak, dışarıdasın. Lütfen paket olacaksın. Oğlum şuraya bir bomba asalar içeriye. Ne olur bana. Abi sen içeri gir bak. Sen adam kes, adam. Lan ne adam kes? 30 saniye sonra canın gidecek. Sen PUBG bilmiyorsun herhalde. Bir şey söyleyeyim, içeriye gidince canın gitmiyor mu? Aa, evet, olay olacak. Çömelici ısırmıyor mu bu? Bu şartlar altında PUBG biraz akar. Şimdi Çağdaş, peki ben sana şunu sorayım. Etik mi değil mi? Yani etik tabii biraz ağır kaçar da. Yani ortada bir gibi bir şey. Böyle gibi bir durum var. Oyun size zaten klavye mouse'u bağladığınızda klavyeyi kesintisiz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bunda bir sıkıntı yok ama mouse sandığınız gibi değil. Oyun onun için optimize edilmemiş. Çok hafiften böyle bak gecikmeler var, şöyle sağa sola yapıyor. Evet, gecikmeler oluyor. Bazen yukarı aşağı yapıyor anlamsız bir şekilde. Ama oynanır. Oynanmaz değil. Hatta PUBG'ye hakimseniz mobilde habire birinci olabilirsiniz. Emülatörle de çok fazla oynayan var. Bilgisayarına kuruyor. Bilgisayardan klavye mouse'la oynuyor tabii. Allah. Ha, koş şimdi bakalım. Yetişemez miyim ben? Böyle olur. Hayır, öyle bir dünya yok. Ben dedim ama. Ben dedim. Gidiyoruz oğlum, bu kadar hızlı mı gider bu ya? Evet, paket olacaksın dedim. Şu mavi beyazla eşlenecek ya. Aha, koş. Dur. Yetişirim gibi lan. Gidemiyorum. Canın nerede ki oğlum? Canın nerede? Beyaz bak altta. O mu lan can? Aa, girme oğlum. Hiç takılmışsın. Ya biz ne zaman PUBG oynasak sürekli koşuyoruz. Son 14'e kaldık. Aynen yani. Bu ne biçim iş la? Hadi. Adamı aldım yalnız ha. Vallahi şov yaptım Çağdaş, gördüysen. Onlar herhalde o mavinin içinde kalmak için sürekli araca biniyorlar. Allah Allah. Birisi alma acaba? Alırsın. Aldı. Aldı. Çok uzaktaki adamı vurdu. Aynen. Normalde bu telefonda barınakla biraz zor olur herhalde. Buralarda bir yerde yat artık, alan iyice daraldı. Diğer insanlar, oğlum ben insan bulmak istiyorum. Lan zaten mecbur buraya gelecek hepsi. Lütfü biraz. Harbi mi? Oğlum oyun daralıyor. Bir sana mı daralıyor? Peki içeriye yaptılarsa, tuttularsa. 5 kişi kaldı. Zaten 4'ü bizim ekip. Arkanda biri var. Nerede var? Bunlar da bizim adam. Hepsi bizim adam. Aha. Aa, Lütfü gördün mü adamı? Ben gördüm. Çok bekliyorum. Hadi. Şimdi halledeceğim bu işi Çağdaş. Zoomla oraya kardeşim. Aldı. Biz kazandık. Bitti. Birinciyiz. Hayda. Kaderde bu ekranı da görmek var. 100 bin. Hadi iyiyiz. Çorba parası çıktı arkadaşlar. Vallahi bin daha olay buymuş neyse ya. Arkadaşlar şunu bir söyleyelim. Hakikaten PUBG'yi oynamıyoruz. Lütfü de oynamıyor. Ben de oynamıyorum ve birinci oldum. Ama şunu söylemek istiyorum. Olmaz. Etik değil. La oğlum etik değil. Dur. O zaman balık değil. Hoş değil yani. Hani, hoş değil hoş arkadaşlar. Değil yani. Aynen. Biraz sıkıntılı bir durum. Yani hani aynen, herkes eşit şartlarda yarışmamış oluyor. Ama siz evdeyken bunu kim bilir? Ama bir şey diyeceğim abi. Mesela bunu kim bilir? Yani kimse bilmeyeceği için sıkıntı olmayabilir. Bir daha bir şöyle düşün. Benim yok abi oyun bilgisayarı. Konuşunum var. Hoca cayır oynuyor. Bende ne var? Şuna 300 liralık alet takıp oynuyor. Aynen. Ben vazgeçtim arkadaşlar. Destekliyorum. Ben bence, de destekliyorum. Bence alın alın. Bütün oyunda dağıtın. Ama bir de araba yarışı oyna. Sağ ve sol sadece. Onu ayarladım.
Ha bir tane yarış yaptık arkadaşlar da PUBG daha iyi. Daha iyi aynen. Aynen. Bence iki oyunda yeterli yani. İstediğiniz oyunu istediğiniz tuşları atayıp oynayabilirsiniz. Hani o birazcık artık sizin hayal gücünüze kalmış ama gördüğünüz gibi FPS oyunlarında daha iyi oluyor diyelim. Ben şimdi gelip tuşları nasıl atadık onu göstereyim. Birazcık da aletten bahsedeyim isterseniz. Şimdi kurulum aşaması şu şekilde. Telefonu buradaki standa yerleştiriyoruz. Daha sonra ürünün içinden bir tane kitapçık çıkıyor. Oradaki QR koddan telefona GameServer World isimli uygulamayı indirmemiz lazım. Tabii öncelikle aleti bir açalım arkadaşlar. Şurada bir açma kapama düğmesi var. Buna basılı tutuyoruz. İçinde bir bataryası var. Bluetooth'la telefonumuza bağlanıyor. 4-5 saat boyunca bana oyun oynattı. Bluetooth'umuzu açtık. Zaten ben daha önce bağlamıştım. GameServer X1'e bağlıyız şu anda. Ürünün sağ tarafında USB'ler var arkadaşlar. Buradaki USB'lere klavyemizi ve mouse'umuzu bağlıyoruz ve daha sonra kullanıma hazır olacak. Şimdi GameServer uygulamasını açıyoruz. Bizim yapmamız gereken şey şu. Burada GameSprint'e basıyoruz. Telefonumuzdaki oyunları buraya ekliyoruz ve daha sonra ayarlamaları yapacağız. Arkadaşlar şimdi GameServer uygulamasından PUBG'yi açtık. Yapmamız gereken şunlar. Şurada şöyle küçük bir ikon var. Bunu bir kere basıyoruz arkadaşlar. Daha sonra burada Settings'e gitmemiz lazım. Settings'te ben daha önce buraya WASD atamıştım. Bunu bir kaldıralım şuradan. Şimdi klavyedeki WASD tuşunun nereye gelmesini istiyorsanız onu alıp oraya sürükleyeceksiniz. Tamam artık WASD ile koşturabileceğim. Şimdi mouse'un yumruk tuşu sol tık olsun. Tamam. Eğilmeyi de CTRL falan ayarlarız. Şimdi öncelikle bir silah bulalım. Gördüğünüz gibi WASD ile koşturabiliyorum. Mouse'umla da gayet rahat bir şekilde vurabiliyorum arkadaşlar. Şimdi bir de sağa sola dönmeyi ayarlayalım. İsterseniz şu işareti alıp şöyle bırakalım. Aha vallahi sağa sola da dönüyor. Bundan sonra tabii ki de oyunu oynamak artık çok kolaylaşıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kurulum birazcık zahmetli. Arada bir hatalar verip duruyor. Şimdi arkadaşlar soru işaretine bastım. Onu da space'e adamıştım. Oradan onu da bir zıplamaya alalım. Zıplamayı da hallettik. Bir bakalım. Aynen zıplamamız hazır. Şimdi nişanı da sağ tıkı alalım isterseniz. Onu da şu şekilde yapıyoruz. Burada gördüğünüz gibi sağ tık var. Bunu da nişanın üzerine getirdim. Şimdi gördüğünüz gibi artık sağ tıkla da nişan alabiliyorum. Space'de zıplayabiliyorum. Gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde halledebildim. Artık tamamen sizin özgür iradenize kalmış. Nasıl oynamak istiyorsanız onlara göre tuşları atayabilirsiniz. Şöyle bir seçenek de var. Import Configuration diye bir yer var arkadaşlar. Daha önce insanların yaptığı PUBG ile alakalı konfigürasyonları buraya görüyoruz. Direkt atayabiliyoruz. Ya da resmi hazırlanan işte bu GameServer'ın hazırladığı konfigürasyonları indirebiliyoruz oradan. Dilersek diğer oyunlar için de aynı şekilde geçerli. Arkadaşlar şimdi kurulumunu hallettiğimize göre biraz da fiyatından falan da bahsedeyim. Çağdaş kaç paraydı GameServer X1? Abi biz aldığımızda 300 de dolar düşmüş herhalde. Şu an 288. Biz 300 liraya almışız arkadaşlar. Videoyu çekene kadar o 288 liraya düşmüş bu arada. Bundan da bahsedeyim. 288 lira eder mi etmez mi? Siz kurulumunu gördünüz. Bir tık bir zahmeti var. Arada bir tanımıyordu. Telefonu baştan başlatmak falan gerekiyor. Ama bir kere hallettikten sonra oyunda ilerlemeniz oldukça rahat bir hale geliyor. Bu tarz PUBG gibi oyunları falan FPS oyunlarını çok oynuyorsanız bence ideal bir ürün. 288 lira parasına değer. Ama böyle ufak tefek oyunlar oynuyorsanız otobüste sağda solda tabii ki de bir işinize yaramayacaktır. Çünkü bunu oynamak için bir klavye, bir mouse, bir de masaya ihtiyacınız var. Arkadaşlar böylece yavaş yavaş videomuzun sonuna gelmiş olduk. Bu videomuzda sizlerle birlikte GameServer X1 isimli ürüne baktık. Sizler ürünü beğendiniz mi, beğenmediniz mi? Şuradaki anketten cevaplarsanız seviniriz arkadaşlar. Ayrıca videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Bir de kafanıza takılan her türlü soruyu hemen aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Başka bir WebTekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İki yanında duran bağlantılara tıklayarak bambaşka WebTekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.